Bitcoin'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Önce FED politika değiştirdi, faizleri yükseltti, piyasa arzını azalttı. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ortalığı birbirine kattı. Enflasyon korkuları dağları bekler. Bir yandan da kripto pazarın kendi içerisinde Bitcoin'dan bağımsız olarak dönen felaketler var. Terra Luna battı. İki tane büyük yatırım fonu kriptoya yatırım yapan onlar da battı. Beraberlerinde pek çok yatırımcı büyük zararlara uğrattılar. Bir yandan da batmadan önce Bitcoin satmaya çalıştıkları için Bitcoin'in fiyatını direkt olarak da aşağı indirdiler. Bir sürü felaket yaşandı. Peki bu durumda Bitcoin öldü mü? O artık bir zombi mi? Yoksa aslında bu bir dinlenme periyodu mu? Ve Bitcoin bu dönemi başarılı atlattı mı? İşte bugün biraz bunlara bakacağız ve çok somut olmaya çalışacağım. Bitcoin'e ilgili iyisiyle kötüsüyle her şeyi paylaşmaya çalışacağım ve bir takım temel metrikler üzerinden bunları yapacağız. Bu temel metrikleri bir araya getiren benim çok sevdiğim aylık bir rapor var. ARK Invest isimli şirketin Bitcoin'in aylık durumunu özetlediği bir raporu bu. Onun linki de aşağı bırakıyorum. Siz de üye olup kolaylıkla takip edebilirsiniz. Rapor maalesef İngilizce. Ben onu hem Türkçe çevireceğim bugünkü videoda hem de sizlerle beraber yorumlamaya ve Bitcoin nereye doğru gittiğini, ölüp ölmediğini, canlanma ihtimali ne olduğunu birlikte konuşmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik ARK Invest bir yatırım firması daha evvel birkaç kere bahsetmiştim videolarımda. Teknolojiye yatırım yapıyorlar. Özellikle inovatif teknolojilere Tesla en büyük yatırımlarından bir tanesiydi. Bitcoin'da çok savunuyorlar. Haklı haksız çıkarlar o ayrı bir konu tabii. Bu ayın raporuna enteresan bir isim vermişler. de Bitcoin Monthly The Dust Is Settling. Yani aylık Bitcoin bülteni toz duman yatışıyor gibi çevirebiliriz herhalde Türkçe'ye. Rapor Temmuz ayında ortalığın biraz yatışmaya başladığında Mayıs ve Haziran boyunca ortalığın birbirine girdiğini, oradaki toz bulutun yavaş yavaş yere indiğini iddia ediyor. Gelin şimdi yavaş yavaş detaylarına girelim. Hocam benim vaktim biraz az, videoyu sonuna kadar izleyemem diyorsanız burada bir özetler vermekte fayda var. Aslında ARK Invest de öyle yapıyor, güzel bir özet sunmuşlar tek sayfada. Ve temelde 3 büyük çıkarımları var. Bunlardan ilki Bitcoin güzel yükseldi bu ay diyorlar. Aşağı %16'lık bir yükseliş var. 19.965'ten 23.325'e kadar gitti. Bu Bitcoin'in rekorlar kırdığı 2021 Ekim'deki yükselişe benziyor diyor. Ama bundan daha önemlisi 200 haftalık harekette ortalamaya geri döndürüyor. Bir ara bunun altına düştüydük ve çok korktuk bundan. Çünkü bu çok uzun vadeli bir trend belirleyicisi. 17 bin, 19 bin dolara indiğimizde açıkçası ben de ürkmüştüm biraz. Oraya geri kazandık. Bugünkü fiyat da hala onun üzerinde ve böylece 4 yıllık pozitif trendimizi geri yakaladık diyor. Bir yandan Bitcoin'in geleceğiyle ilgili olumsuz bulutlar da biraz daha alıyor diyor. Çünkü iki büyük skandal yani Celsius ve Three Arrows Capital'ı ve ondan önce ortaya çıkan Terra Luna skandalı yavaş yavaş yatışıyor. Burada biraz sakinleşiyoruz diyor ama Fed politikası çok belirsiz. Fed politikası deyince faizler ve para arzını anlıyoruz. Bu Bitcoin üzerinde biraz açıkası kara bulutları, endişe bulutlarını gezdiriyor diyor. Sağ tarafta 3 kategoride bu analiz için biraz açmışlar. İlki de market sentiment diyorlar. Market sentiment aslında pazardaki duygusal durumu Bitcoin ile ilgili ölçmeye yönelik. İşte burada tekrar diyor, ki bu belirsizlik bulutları Celsius ve Three Arrows'daki dağıldıkça ortalık biraz sakinleşti diyor. Bir yandan da kaldıraçlı işlemlerde bir miktar azalma var. Bu da iyi bir şey diyor. Çünkü kaldıraç bizi hep korkutuyor. Kaldıraçlı işlemler çok olunca düşüşler çok sertleşebiliyor. Bunları büyük bölümü ortadan kalktı. Çünkü insanlar riskten korkuyorlar. Bu olumlu diyor. on chain aktivite yani blockchain üzerinde neler olup bitiyor ona bakmışlar bile Bitcoin blockchain'in. Burada genelde glass node verilen ayarlanıyorlar ve diyor ki buradaki en olumlu gelişme tekrar fiyat ortalama maliyetin üzerine çıktı. Ne demek ortalama maliyet? Bitcoin sahiplerinin ellerindeki bitcoinleri kaç paradan aldıklarının ortalaması bir ara fiyat onun altına düştüğünü. Bu çok korkutucu çünkü düşünsenize pazarın ortalamasında eldeki fiyat eldeki maliyetten fazla bu satış baskısını artıran bir şeydi. Onu geri kazandık diyor. Bu son derece olumlu. Madenciler tarafında olumsuz gelişmeler var çünkü gelirleri azaldı, buna karşı giderleri azalt, arttı. Ama ona karşı madenciler tarafından gelen satışta da bir miktar yavaşlama var, onun üzerine duruyor. Ve beni en çok ilgilendiren de Bitcoin'un daha ölçekli hale gelmesi. Yani günlük hayatta daha fazla kullanılması için gerekli olan Bitcoin Lightning Network'te all time high, yani şimdiye kadar en yüksek kullanım oranlarına geldik diyor. Nedir Bitcoin Lightning Network? Bitcoin'in bakkallarda, manavlarda da geçmesini sağlayan bir ara yüzey çözümü. Onda çok ciddi gelişme var diyor. Bu sevindirici Bitcoin adaptasyonu geliştirir. Ama makro taraftan o da korkuyor. Bir yandan Amerika'da resesyon var diyor. Bu resesyona FED doğru tepkiyi vermeyebilir. Enflasyonu düşürmek adına daha da sertleştirebilir bir resesyonu. Bundan korkuyoruz diyor. Ama şöyle bir olmuş şey var diyor. Amerikan 10 yıllıklarında, Amerikan devletinin 10 yıllık vadeli bonolarında Faizler %3'ün altına düştü. Bu iyi bir şey Bitcoin için. Çünkü bu sayede insanlar parayı oraya yatıracaklarını biraz daha Bitcoin'e gelebilirler. Çünkü oradaki gelir azaldı diyor. Buna ben pek katılmıyorum açıkçası. Çünkü ben Bitcoin'in fiyatının Amerikan 10 yıllıklarıyla değil Amerikan dolar endeksiyle daha bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bunu da biraz sonra derinlemesine bakıyor olacağız. Ama kabaca özet bu. Kabaca özet bu bu olmasına ama şeytan detaylarda gizli ve raporun detaylar bölümüne girince Ark Invest'ten ayrıştığım ve Ark Invest'te hem fikir olduğum pek çok yer var. Şimdi gelin biraz da onlara bakalım. Önce Ark Invest'te tavana hem fikir olduğum konu 200 haftalık hareketli ortamın tekrar yakalanması son derece önemli. Bu bizi tekrar 4 yıllık trende doğru geri getiriyor. Bu trende yakalamış olmamız geleceğe biraz daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ama unutmayın trendler vesaireler ani sert hareketlerde anlamsız kalabiliyorlar. Fakat yine de şu alttaki yeşil çizginin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin uzun vadede yukarı doğru akımımız devam ediyor gibi gözüküyor. Bu konuda tamamen hem fikrim ARK Invest'te. Bitcoin'in ekonomisine geldiğimde hem fikir olduğum ve olmadığı bölümleri var ARK Invest raporunun. İlki mining difficulty yani madencilik zorluğu. Burada baktığımızda geçen yıla göre bir artış olduğunu gösteriyor bir ay önceye göre ise bir düşüş var diyor. Bu niye önemli? Eğer burada zorlaşma varsa bu aslında network'ün daha güçlü hale geldiğini gösterir. E geçen yıla göre %91'lik bir artış olumlu. Geçen aya göre düşüş olumsuz. Bunu neutral yani ne pozitif ne negatif olarak yorumlamış ARK Invest. Ben de buna biraz yatkınım. Burada hemfikiriz. Madenci gelirleri de ise düşüş var. Yani buna baktığımızda geçen yıla göre %45'lik düşüş var. Bir ay önceye göre ise bir toparlanma var %11'lik. Bunu da yine ne pozitif ne negatif olarak yorumlamışlar. Ben negatif yorumluyorum. Çünkü madenciler kar etmedikleri zaman daha fazla satış baskısı başlıyor. Madenciliğin en büyük gideri olan enerjide de yükselmeler var. Bu da bence yine pazarı baskı altında tutan faktörlerden bir tanesi. Bu konuda hemfikir değiliz. Aktif sahipler yani son zamanlarda cüzdında işlem yapmış insan sayısında bir artış var. Bir ay önceye göre %5. %3.57 Toplamda geçen yıla göre ise %1.86 buna bul iş demişler yani bunu olumlu görmüş ben hiç olumlu görmüyorum. Açıkçası sadece %1.86'lık bir büyüme Bitcoin'e ilginin zayıf olduğunu gösterir. Benim açımdan son derece endişe verici bir veri. Bu da benim Bitcoin'e bakışımı açıkçası biraz güçleştiriyor. Bu sayının tekrar hızlanması gerekiyor. Çünkü Bitcoin'in değeri ancak kullanıcı sayısında çok ciddi artış olursa mümkündür. Bu pek hoş değil. Öte yandan iyi diyebileceğimiz bir veri var. Transaction Volume yani toplam işlem büyüklüğü. Burada biraz ve cinlik yapmış. Bitcoin adedi bazında bakmışlar. Toplam transfer edilen değer bazı çünkü gerileme var. Niye Bitcoin'in fiyatı geçen senenin neredeyse üçte bir seviyesinde? Ama baktığımızda adet olarak belli bir artış var. Geçen yıla göre yüzde daha fazla Bitcoin ticareti yapılmış. Geçen yıla göre yüzde artış var. Buna da buluş boğa demişler. Ben biraz daha açıkçası bunu onu veya olumsuz görmezdim. Neutral görürdüm. Şimdi şurası önemli. Bu kritik long term holder supply yani... Bitcoin'deki Bitcoin'i 155 günden daha fazla tutan insanların sayısında Geçen yıla göre belli bir artış var %6.6. Geçen aya göre de küçük bir artış var. Yani olumlu denebilir ama daha fazlasını bekliyoruz açıkçası. Bu bir ara mayıs Haziran'da geriye doğru gitmişti. Bunun yukarı doğru dönüyor olması olumlu. Ama biz daha kuvvetli şeyler bekliyoruz. Çünkü tutan insan sayısı arttıkça Bitcoin'in direnci de kuvvetleniyor. Piyasadaki dalgalanmalara karşı. Onu da çok olumlu görmüyorum. Locked supply yani neredeyse hiç hareket etmeyen Bitcoin'e baktığımızda orada da yine belli bir artış var. %5'e yakın yıllık %1 bir e, aylık gibi süper olumlu değil. Yani şu göstergelere baktığımızda muazzam olumlu bir şeyler söylemek açıkçası zor. En önemlisi de benim açımdan aktif kullanıcı sayısı ciddi bir artış göremiyorum. Transaction volume'da yani işlem hacmindeki büyüme Bitcoin adet bazında orada dolar bazında aslında ciddi küçülme var onu vermemişler. Ben bu civar, bu çerçeveden baktığımda Bitcoin ekonomisi açısından Böyle ortalarda bir şey görüyorum. Yani buradan muazzam bir boğa rallisi beklemek bence hayalcilik olur. Akrivestin raporunun bir sonraki bölümünde fiyatı farklı göstergeler açısından değerlendirip iyi bir fiyatta biz kötü bir fiyatta biz aşağı mı gideriz, yukarı mı gideriz ona bakmışlar. İki uzun vadeli değerlendirme dediğimiz long term valuation. Böyle baktığımızda piyasadaki ortalama maliyetin şu anda 21.817 dolar olduğunu söylüyor. Geçen aya göre bir yükselme var. Buna bullish demiş. Neden bilmiyorum. Bu sadece fiyatın yükseldiğini gösteriyor. Percent supply in profit. Şimdi bu en, en bir gösterge. Elinde bitcoin olan insanların yüzde kaçının karda olduğunu. Daha doğrusu satın alınan bitcoin'in yüzde kaçı mevcut fiyata göre karda. Ona bakmış. Ve burada aslında gerileme var bir yıl önceye göre. Çünkü bir yıl önceki fiyat anının kadar çok yüksekti. Ve %61.18'i insanların karda, %39, yüzde %40 civarında zararda. Buna neutral demiş yani ne pozitif ne negatif katılabilirim. Short term valuation yani kısa vade değerlendirmeye baktığımızda işler biraz daha enteresan hale geliyor. Kısa vadede Bitcoin tutanların ellerindeki Bitcoin'in ortalama fiyatı 28 bin dolarlarda. Böyle baktığımızda geçen yıla göre ciddi zarardalar. %36 civarında zarardalar. Buna neutral demiş. Niye öyle demiş bilmiyorum. Ben açıkçası olumsuz bakarım buna. Çünkü Bitcoin tekrar bir düşme eğilimine girecek olursa bu insanlar artık gına geldi deyip tamamen satabilirler. Realized Market Returns dediğimizde de yani eldeki Bitcoin'lerinden ne kadar kar elde edildiği baktığımızda da yine burada da gerileme görüyor. Buna neutral demiş. Ben neden neutral diyorlar bilmiyorum. Alttaki iki faktör biraz daha pazarın duygusunu ölçmeye yönelik yerler. Fazla teknik detay oralara doğru girmeyelim. Ama baktığımızda ben buradaki tablodan da böyle bir boğa pazarı rallisi görmüyorum. Evet insanların zararı biraz azalmış durumda. Uzun vadeli yatırımcılar fena durumda değiller ama kısa vadelere baktığımızda açıkçası pek hayatlarına memnun olmadığını söyleyebilirim. ARK Invest raporunun enteresan gördüğüm yerlerinden bir tanesi de acaba geçmiş ayı pazarlarıyla karşılaştığımızda neredeyiz? Böyle baktığında ARK Invest diyor ki şu anda en yüksek noktadan %72 gerilemiş durumdayız. Oysa baktığımızda aslında geçmiş ayı pazarlarında %80'ler civarına gerilemeler görüyorduk. Düşüş yolu var gibi gözüküyor. Bu tabii bugünkü fiyattan değil 17 bin dolardan daha aşağıya doğru gidebileceğini söylüyor. Ama öte yandan şöyle bir ekleme getiriyor ve buna katılıyorum. Fakat diyor bu dönem boğa rallisinde bitcoin geçmiş dönemlerdeki kadar aşırı artmadı. Yani işte 12-13 binlerden 60 bine doğru bir atılım yaptı. Geçmiş boğa rallilerindeki yükselişler çok daha sertti, çok daha parabolik oluyordu. O yüzden de belki de düşüşü tamamlamış olabiliriz diyor. Burada ben de düşüşü büyük oranda tamamladığımızı düşünüyorum. Yani buradan daha sert aşağı doğru 17 bin altına doğru bir test gelebilir mi? E, FED sapıtırsa, dünyada savaş çıkarsa yani jeopolitik unsurlar, makroekonomik unsurlar bir şeyleri değiştirebilir ama ben büyük oranda buralarda bir yerde dibi gördüğümüzü düşünenlerdenim. Bu konuda ARK Invest'le hemfikirim. Raporun daha sonraki bölümü bu Lightning Network'ün üzerinde duruyor ve diyor ki Lightning Network'in kapasitesi çok arttı. Daha evvel de bahsetmiştim önemli tabii çünkü Lightning Network Bitcoin'i günlük hayatımıza sokabiliyor. Biliyorsunuz Bitcoin işlem hacmi oldukça yavaş ve ondan dolayı günlük hayatta mesela gidip bir kahvede ödeme yaparken kullanmak çok zor. Lightning Network bunu çözen bir üst katman teknoloji öyle söyleyelim. Akil Vesna'dan buna çok önem veriyor Lightning Network'e ve diyor ki buradaki kullanım oranında çok ciddi yükseliş var. İşlem gören Bitcoin'lerin sayısı 4500-5000'lerine gelmiş durumda. Bu Bitcoin adaptasyon açısından olumlu diyor. Çok emin değilim açıkçası. Ben hiçbir zaman Bitcoin'in bir günlük işlem kullanımı için popüler bir araç olacağını düşünmüyorum. Gerek de yok. Bitcoin'in bence esas becerileri enflasyona karşı değerini koruyan bir varlık olması. Öyle baktığımızda da benim için daha önemli olan aktif Bitcoin kullanıcı sayısıdır. Orada ciddi bir yükselme yok. Demin üzerine durduk. Lightning Network'teki gelişmeden yola çıkarak Bitcoin adaptasyonu büyüyor demek bence açıkçası biraz iddialı. Bu yine kısa orta vadede Bitcoin'in fiyatını olumlu etkileyecek bir şeymiş gibi gözükmüyor bana. Rapor daha sonra Ethereum'dan biraz bahsediyor. O detaya çok girmek istemiyorum. Daha sonra makroekonomik göstergelere geliyor. Makroekonomik göstergelerde temelde söylediği şey şu. Dünya resesyona girdi. FED bunu kabullenmekte ve politikasını gevşetmekte gecikiyor. Bu bizim resesyonumuzu sertleştirebilir hatta stagflasyonu bile götürebilir ama diyor bizim tahminimize göre ikinci yarıda Fed gevşecektir diyor. Piyasalardaki genel duygu da bu daha evvel de bahsettim nazlakta vesaire yani borsalarda Temmuz ayındaki hızlı yükselişin sebebi de buydu. Ama açıkçası emin değiliz Fed'in bu gevşeme yapıp yapmayacağına. Hatta bu cuma günü gelen bir istihdam verisi var. Tarım dışı istihdam orada ciddi güçlü bir istihdam pazarı olduğunu gösteriyor Amerika'da. Bu tabii endişe verici çünkü Fed'in en çok korktuğu şey istihdamda gevşeme. İstihdamda gevşeme olmadığı sürece yani insanlar kolayca iş bulduğu sürece politikayı biraz daha sıkılaştırırım diyor. Bu nedenle Nasdaq'ta o gün bayağı düşüşler de yaşandı. Bu yüzden emin değiliz. Bu hafta çarşamba günü enflasyon verisi geliyor. O enflasyon verisine kadar kim ne söylerse açıkçası boş. O enflasyon verisi de yine yüksek gelirse çünkü bu ay biraz bir düşüş bekleniyor. Fed'in kararı sertleşebileceği inancı gelir ve piyasalar tekrar paniğe girer. Bu da Bitcoin'i düşürür. O yüzden burası biraz fal açmaya benziyor. Ve hepimiz bunlara yanılabiliyoruz. Benim görüşüm bir süre daha FED sıkı gidecek diye düşünüyorum ben. Daha öyle hemen gevşeme gelmez diye düşünüyorum. Şu anda piyasaların biraz fazla iyimser olduğunu ve bir düzeltme yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bitcoin'e riskli bir varlık olduğu için buna etkilenmeyecektir. Burada ARK Invest'ten ayrıştığım bir konu daha var. Dami de bahsetmiştim. Onlar diyorlar ki 10 yıllık vadelilerde Amerika'da düşüş var faizlerinde. Bu Bitcoin'e olumlu yansır. Evet olumlu dolaylı olarak belki yansır ama gidip 10 yıllık vadeli yatırım yapan insanlar zaten Bitcoin yatırımı falan değiller. Bitcoin asıl rakiplerinden bir tanesi Amerikan dolarının kendisi ve Amerikan doları çok güçlü. Amerikan dolar endeksi yani Amerikan dolarını farklı para birimlerine karşı işte Japon yeni, Euro gibi para birimlerine karşı karşılaştıran bir sepet DXY de adı verilen bir endeks var. Onda bir miktar bir gevşeme var. Bir ara bir 109'a kadar bir iğne attı. Şu anda 106'lar civarında geziyor. Ama beklediğimiz düşüş yok. Ve o geriye doğru gelmediği sürece şöyle düşünün. ya yani son derece güçlü bir dolar var. Ben gelip niye Bitcoin'in riskini alayım diye bakıyor insanlar. Ben o gevşemediği sürece de olumlu bir gelişme olmayacağını düşünüyorum. Onun gevşemesi de yine Fed politikasının gevşemesine bağlı. Peki bütün bu laf kalabalığından nereye varıyoruz? Son söyleyeceğim gayet basit. Bütün bu metriklerle kafanızı şişirdim ama size getirmeye çalıştığım şey şu. Bence Bitcoin aşağı doğru yolculuğun büyük bölümünü tamamlamış gibi gözüküyor. 17 bin altta biraz daha sarkabilir miyiz? Evet orada bir %5 %10'luk da aşağı yolculuk var. Geçmiş ayı pazarlarına bakacak olursak. Ayrıca FED çok tuhaf şeyler yaparsa biraz daha sert düşüşler de gelebilir. Böyle baktığımda 13-14 dolarlara kadar bir geri çekilmeyi tarihi gelişmelere bakacak olursak bekleyebiliriz. Ben bunu bekliyor muyum? Hayır pek beklemiyorum. 23-24 binden böyle bir 21 binlere geri çekiliş beni şaşırtmaz. 28 binlere doğru yükseliş de bir şaşırtmaz. Bunlar günlük gelen haber akışlarına göre vesaireyle olur. Ama Bitcoin'in yukarı doğru kuvvetli, güçlü, sürede bir atak yapması için FED politikasının gevşemesi ya da Amerikan SPK'sının Bitcoin spot ETF'ine izin vermesi lazım. Buna ilgili daha haber video yapmıştım. Linkini yukarıya bırakıyorum. Bu iki yönde iyi gelişmeler olmadığı sürece maalesef işimiz zor. Çünkü açıkçası Bitcoin'un doların yerini alması tezine vesaire daha epey bir zaman olduğunu görüyoruz. Dünyada bu kadar jeopolitik karışıklık varken, Çin kendi dijital yuvanını kabul ettirmeye çalışırken, BRICS ülkeleri yani G7'nin dışında kalan işte Brezilya, Güney Afrika, Rusya, Çin ve Hindistan kendilerine yeni bir rezerv para arayışındayken Amerikan dolarının yerine Bitcoin'i pek tercih etmeyecekler gibi gözüküyor. Böyle Bitcoin'de öyle bir makro bir değişiklikle beklemek zor. O yüzden ya spot ETF gelecek ya FED gevşecek ya da benim şu anda öngöremediğim bir sürpriz pozitif gelişme olacak. Rusya mesela diyecek ki biz Bitcoin'le ödemeyi kabul ediyoruz petrol gibi. Pek beklemiyorum ama bunlar olmadığı sürece Bitcoin'de böyle çok yukarı doğru bir harekete açıkçası biraz var gibi gözüküyor. 28 bine doğru bir hareket teknik analiz olarak baktığımda mümkün. Gerçek hafta mesela enflasyon düşük gelirse böyle bir sıçrama yapabiliriz. 17 binin biraz daha altına doğru sarkmak mümkün ama bu aralıklarda kalacağız gibi gözüküyor. Ne aşağı ne yukarı çok fazla bir işlem görmüyorum. Peki bunu ben ne yapıyorum? Ben cumaları Bitcoin'imi e almaya devam ediyorum. Her hafta cuma günü Bitcoin e alıyordum. ona devam ediyorum. Diğer coin'leri topladığım bir bin dolarlık en tepedeki 10 coin'i al stratejisi vardı. Onda da biraz değişikliğe gittim. Belki de gelecek videoda veya ondan sonraki bir videoda salı veya perşembe günü o konuyla ele alıyor olacağım. Umarım bu uzunca içerik ilgisi çekmiştir. Hem detaya girdik hem özet görüşümü söylemeye çalıştım. Uzun lafı kısası Bitcoin pazarında pek yeni bir şeyler yok. Çok heyecanla kapılmayın. Fenomenlerin gazları ne yukarı ne, aşağı yönde fazla gelmeyin. 17 bin, 28 bin aralığında biraz daha gider geliriz. Benim tahminimde 21 bin, 25 bin aralığında bir yerlerde Bitcoin fiyatı Ağustos ayı boyunca da gitmeye devam eder diye düşünüyorum. Ama daha yanıldım. Yine yanılabilirim ve asla unutmayın anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. En anlattıklarım hoşunuza gitmesi bir like, bir yorum süper olur. Her yoruma elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Like'larda kanalı kuvvetlendirir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.